Merhaba kader mahkumları, ben Civan Gülseren, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda telefondan şarkı nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Evet, bildiğiniz şarkı, yanlış duymadınız. Rap şarkı da olabilir, normal şarkı da olabilir. Stüdyoya ihtiyaç duymadan telefondan şarkı yapacağız. Hep birlikte bakalım nasıl yapılıyormuş. Yalnız geçmeden önce ilk kezden geldiysen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Benim çok işime yarıyor bunlar ve sizin de işinize yarayacak. Çünkü daha iyi videolar çekmeme neden olacak. Videoyu beğenmeyi ve aklınıza takılanları yorum olarak yazmayı unutmayın. Hadi geçelim bakalım telefondan şarkı nasıl yapılıyormuş. Videoda görüşürüz kader mahkumları. Öncelikle ben yaptığım şarkıyı sizlere dinletmek isterim. Birlikte yapıyoruz ama ben bu videoyu daha sonra çektim. Hemen bir örneğini biraz dinleyelim ve hemen geçelim. Telefondan şarkı yaptık, biz fark kaldık herkese. Kimse bilmez. Şimdi bir uygulama indirmemiz gerekiyor. Uygulamamızın adı Bandlab. Hemen video bitti diye kaçıp gitmeyin. Söyleyeceklerimi dinlerseniz sizin için daha iyi olur. Uygulamamız Bandlab. Uygulamayı diyelim indirdiniz. Uygulamaya giriş yapıyoruz. Sizden bir kullanıcı girişi istiyor. Dilerseniz profil oluşturabilirsiniz. Bakın bu uygulamada yapılan müzikleri de dinleyebilirsiniz. Bakın ben hip hop seçtiğim için en çok konuşulan hip hop parçalarını burada görebiliyorum. Yani siz de kendiniz müzik yapıyorsanız buradan kategoriyi seçip siz de yaptığınız müzikleri buraya yükleyebilirsiniz. Bence güzel, adınızı duyurmak için, yani yabancılara adınızı duyurmak için de bir fırsat olabilir. Bakın mesela bu 60 Vibe Rap Beat diye 2500 beğeni almış. Bu videoya da bir 1000 like alırsak, ya, ütopik konuşuyorum ama 1000 like gelirse sevinirim. Ama gelmeyecek. Uygulamamız bu şekilde. Bakın Getta, San Andreas, Beat falan filan var. Şimdi yapmamız gereken şuradan artı kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Haydi müzik yapalım diyor. Öncelikle parça yükle. Yani eğer bir müzik varsa telefonunuzda, bir beat varsa buraya ekleyin. Bu arada isterseniz telefondan müzik yapma videosu da çekebiliriz. Alta yazın, ikisini birleştirip şarkı yapabilirsiniz. Telefondan müzik yapma videosu istiyorsanız yorumlar kısmında belirtin. Ben YouTube'dan bir beat indirdim. Şimdi o beat'i buraya ekleyeceğim. YouTube'dan nasıl müzik indirilir merak ediyorsanız, YouTube içerik panelinden ses kitaplığı var. Oradan müziklerinizi bedava indirip telifsiz kullanabiliyorsunuz YouTube için. Parça yükle diyorum. Buraya ben YouTube'dan aldığım beat'i şimdi ekleyeceğim. Şimdi müziğimiz aktarılıyor. Bir beat'imizi dinleyelim. Bakalım nasılmış. Bu şekilde bir beat indirdim. Durun, tam ritmi, temponun olduğu yere de dinletelim. Şimdi müziğimiz bu şekilde. Bakın bu uygulamayı kullanmak için sizden kulaklık istiyor. Çünkü kulaklık olursa daha iyi ses alışverişi yapacağını söylüyor. Telefon, şimdi diyelim müziğimiz burada başlıyor. Müziğimizi ekledik. Şimdi bizim ses kaydı almamız gerekiyor. Buradan artı kısmına basıyoruz arkadaşlar. Buradan eğer bas vesaire vuruş paketlerini eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Bakalım, loop vuruşları var. Belirli ritimlere giden, belirli BPM'lere göre vuran müzik ritimleri de var. Biz buradan çıkalım. Eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Yalnız biz artıya basıyoruz. Mikrofon kaydetmeye basıyoruz. Şimdi burada öncelikle söyleyeceğimiz şeyi söylüyoruz. Yani diyelim şarkı başladı. Şu an bildiğiniz müziğin sesi dışarı çıktığı için müziğin sesini buraya kaydediyor. Siz buraya belli sözlerinizi söyleyebilirsiniz. Hemen bir kulaklık getirelim, birlikte deneyelim. Şimdi kulaklığı getirdim. Bunu telefona takıyoruz. Zaten sizin sesinizi geri size de göndermeye yardımcı oluyor. Burayı tekrar başlatacağız. Kayıt tuşuna basıyorum. Rap sözlerimi de getirdim buraya. Oh yeah. Şimdi başlayalım. Bir sesini biraz kısalım. İçeriye karışmasın. Şöyle yapalım. Telefondan şarkı yaptık, biz fark attık herkese. Kimse bilmez ama telif yedik kaç kere. Yine de yılmadık, biz daldık hayallere. Belki çıkarız bir gün biz de trendlere. Diyelim böyle bir şey yaptım. Geri kalan kısmı şimdi sileceğim. Aşağı alıyorum. Bakın burada kaydettiğim yer zaten var. Şuraya gelip üstüne bir kez dokunuyorum. Bakın burada ayırma sembolü var. Şuna tıklıyoruz. Tekrar buraya basıp çöp kutusuna basıp siliyoruz. Geri kalan kısmı da aynı şekilde yapabiliriz. Zaten burayı ayırmış. Şu şekilde sildik. Şimdi bu sese efekt ekleyebiliyoruz buradan. Buradaki mikrofonun üzerine iki defa tıklıyoruz. Bakın burada auto pitch yazıyor. Burası out tone oluyor. Yani bu hani yeni rap şarkılarda duymuşsunuzdur. Buradan yoğunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Buradan nota tonunu ayarlayabiliyorsunuz. Out tone eklemek istiyorsanız eğer. Bunu anlamışsınız. Şimdi daha sonra efekt bölümüne geliyoruz. Buradan dilediğiniz, kulağınıza hangisi güzel geliyorsa onu seçebilirsiniz. Bu da sese farklı farklı efektler veriyor. Dinlerken aynı şekilde geçip değiştirip buradaki efekt tonunu, ses tonunu ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi diyelim siz rap değil de normal bir bölüm okudunuz.
Ben rap üzerinden gideceğim. Normal bölümü iki kanal falan okuyup buradan efektleri atabilirsiniz. Daha güzel olur. Eğer benim gibi rap söyleyecekseniz bakın şimdi buraya biz aynısından bir kanal daha ekleyip efekt ekleyeceğiz oraya. Buradan artıya basıyorum. Kaydırıyoruz. Artıya bastık. Tekrar mikrofon dedik. Bunu aşağı indiriyoruz. Buna basıp çoğaltıyoruz. Buraya basıp yapıştırıyoruz. Bakın aynısı buraya geldi. Şimdi ikisini eşitleyeceğiz. Üstüne basılı tutuyorsunuz. Ses kanalının. Böyle çekiyoruz. Aynı hizaya getiriyoruz. Şimdi bunun back vokallerini yapacağız. Bu ne demek oluyor? Yani telefondan şarkı yaptık. Biz fark attık herkese gibi. Hep birlikte yapalım. O da yeni bir kanal tekrar açıyoruz. Ses mikrofon diyoruz. Şöyle indirelim. Şuradan başlasın, örnek veriyorum. Şimdi buraya geçiş yapalım. Şarkı yaptık. Herkese telif yedik kaç kere. Daldık hayallere gibi. Böyle back vokal yapıyorsunuz. Dilerseniz aynı söylediğinizi kısık bir ses tonunda ya da daha farklı bir şekilde tekrar söyleyip alttan onun sesini de azaltıp verebilirsiniz. Orası size kalmış. Bunların efektlerini falan ayarlıyorsunuz. Dilediğiniz kadar kanal açabilirsiniz. Mesela buraya şey de ekleyebiliriz. Örneğin bir kanal daha açalım. Ses mikrofon diyelim. Bildiğiniz gibi rap şarkılarda böyle şeyler vardır. Bunları dilerseniz kullanabilirsiniz. Daha sonra bunlara da efekt eklemek isterseniz mikrofonun üzerine, yani bakın burada mikrofon sembolü var. İki kere tıklıyoruz. Burası açılıyor. Auto pitch'ten, auto tone efekt bölümünden efekt ekleyebiliyoruz. Ses efektleri buradan hepsini ekleyebiliyoruz. Dilerseniz buradan tempo da verebilirsiniz kendinize. Bakın burada bir tane metronom simgesi var. Bunun üzerine bastığınızda verdiğiniz tempoya göre size tık 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 yapar. Diyelim bunların hepsini yaptınız. Müziğiniz hazır diye güveniyorsunuz. Ben yaptığımın son halini sizlere göstereceğim. Burada part part yaptım. Bu videonun aralarında onların son halini de birazdan dinleyeceğiz. Şimdi buradan bakın bulut simgesi var. Buraya tıklıyorsunuz. Bunu kaydediyorsunuz. Bu müziğe buradan şey de yapabiliyorsunuz. Dilerseniz paylaşabilirsiniz proje olarak. Dilerseniz fotoğraf ekleyebilirsiniz. Türünü seçip paylaşabilirsiniz. İnsanlara gösterebilirsiniz. Biz gizli olarak kaydedeceğiz. Daha sonra buna buradan düzenleme de yapacağız. Diyelim bunu kaydettik. Kapıya tıklıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Daha sonra şuraya geliyoruz. Klasör bölümüne tıklıyoruz. Buradan başlıksız bölümü var, bakın senkronize ediliyor diyor. Bu arada telefon annemin telefonu, o yüzden isim farklı görünüyor, haberiniz olsun. Daha sonra detayları görüntülüğe bastık, burası açıldı. Bakın sağ üstte 3 nokta var, buraya tıklıyoruz. Bakın burada mastering ekle var, buraya basıyoruz. Buradan dilediğiniz 4 tane farklı şey var. Bir şarkının normal orijinali var, size dinletiyor bu arada bunu yaparken. Hangisini daha iyi buluyorsanız, bas yükseltme var, ses netleştirici ve CD kalitesi diye mastering bölümleri var. Dilediğinizi buradan şarkıya ekleyebiliyorsunuz. Program bence gayet güzel, kullanışlı. Şarkı yapıyorsanız, adınızı da duyurmak istiyorsanız türleri buraya girip ana sayfada paylaşabilirsiniz. Bakın burada çok beğeni alan şarkılar var, profiller var. Bakın takipçileri 20 bin olan var, 40, 30 bin olan var vesaire. Siz de bir profil oluşturabilirsiniz. Yaptığınız şarkılar olursa eğer videodan sonra bana atın, dinlemeyi çok isterim. Instagram adresime yollayabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Geçelim bakalım şarkı nasıl olmuş. Umarım beğenirsiniz ve siz de kendi şarkılarınızı yapabilirsiniz. Şimdiden abone olmayı, videoya like atmayı unutmazsanız sevinirim. Şarkıdan sonra yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın kader mahkumları. Hadi şarkıya geçelim. Ey, hazır mıyız kader mahkumları? Evet, kader mahkumları. Bu arada kader mahkumu nedir bilir misiniz? Kader sizi bir şeylere mahkum ediyor. Zorunlusunuz yani. Hazırsanız hemen geçelim. Tabii birkaç kere "Oh yeah!" demeden olmaz. Çünkü bir şeyler deniyoruz. Deneysel bir şey bu. Hadi başlayalım. Telefondan şarkı yaptık, biz fark attık herkese. Kimse bilmez ama telif yedik kaç kere. Yine de yılmadık, biz daldık hayallere. Belki çıkarız bir gün biz de trendlere. Popüler videolar saçma ve de gereksiz. Anlattıklarımın inan hepsi önemli. Yaptığım videonun bedeli de ödendi. Şimdi geldin kanala ama basmadın like'a. Üzdün beni şimdi, hemen videoyu like'la. Eğer giderse hoşuna arkadaşa pasla. Büyüyelim hep birlikte ve de hırsla. Karşımda duramaz kimse, üstlerinde zırhla. Bakma anlattıkları onların birer zırhla. Beni gördüklerinde de kaçarlar son hızla. İzlenme için sen ağla ağla zırhla. Komik olmuyorsun dostum anlatmakla fıkra.